Evet çocuklar, konumuz geçerken alma kuralı. Geçerken alma kuralı az bilinen bir kural. O yüzden onu bir videoda anlatacağım. Önemli bir kural ama az karşımıza çıkıyor. Hemen konumuza bakalım. Geçerken alma piyonlar arasında oluyor. Bir kere bunu bilelim. İki tane piyon arasında olacak bir olay. Piyon mutlaka rakip piyon çift sürülmüş olmalı. Bu da önemli. Ve o hamlede almalıyız. Yani şimdi sıra beyazda. Beyaz hamlesini yapıyor. Şimdi rakip piyon çift sürülecek ki bu şekilde biz de onu sanki tek sürülmüş gibi alma hakkına sahip olalım. Bu özel bir kural. Her zaman da karşımıza çıkmaz. Geri alıyorum, bir daha göstereyim. Ben piyonumu sürdüm. O çift sürdü. Ben de onu aldım. Şimdi hemen ikinci konuma geçelim. İkinci konum şöyle hamleleri oynatalım buradan. Normal açılışta öylesine bir hamleler yapmışız. Alfa 3'e gelmiş şimdi. İşte siyahlar burada F5 sürüyor. Bakın çift sürdü piyonu. Ben istersem onu alabilirim. Sanki tek sürülmüş gibi. Ama başka hamle yaparsam, örnek atı çıktım. O da başka bir piyonu sürdü diye. Şimdi benim onu alma hakkım kalmadı artık. Elimden bu hak alınmış oldu. Sadece o hamlede alabilirim. Yani şöyle geri aldığım zaman bir hamle önce rakip yine geri alayım. Çift sürdüğü zaman piyonunu ben onu geçerken alalım. Şu şekilde bak. Yine piyon yok oldu. Geri alıyorum gene. Ben tabii başka hamle de seçebilirim. Bunu da alırım çaprazında şu an. Tamam mı? Şimdi tamamen geri alayım. Bu konuda yine atı çıktık. Sıra siyahtı. Siyah bakın piyonunu sürdü. Tek adım sürdü. Biz onu tek adım sürdüğü zaman geçerken alma hakkımız yok. Bakın programda izin vermiyor. Bu önemli. Hemen diğer konumuza da bakalım. Evet, burada yine sıra siyahlarda. Siyahlar mesela G piyonunu çift sürmüş olsunlar. Ama hamle beyazdaymış. Beyaza bir hamle yaptıralım. Sürmüş olsunlar. Şimdi benim tabii ki rakip piyon çift sürdüğü için benim yanımda bulunan piyonla onu geçerken alma hakkım var. Ama mesela bu da yanında. Bunlar da yan yana. Bunu geçerken alabilir miyim? Hayır. Bir hamle önceden mutlaka alacağımız piyon çift sürülmüş olmalı. Bakın ben bunu almaya çalışıyorum. Zaten program kabul etmiyor. Ama bu piyonu çapraz olarak alarak oyun dışına çıkartabilirim. Bu da önemli. Son olarak evet. Bir de ben bu kuralı öğrettiğim zaman öğrencilerime ilginç bir şey oluyor. Kuralları değiştirmeye kalkıyorlar yeni başlayanlar. Mesela ben fili buraya geldim diyelim. Yine beyazı bir hamle yaptıralım. Siyah fil buraya geldi diyelim. Şimdi geçerken alma kuralını yeni öğrenen birisi sanki burada fili de geçerken alabilecekmiş gibi oyunlarında bu tip uygulamalar yapıyorlar. Bunlar yanlış. Yanlış olanı da gösterelim. Geçerken alma kuralını böylece bitirmiş olalım.